Şehri İstanbul'un unutulmuş bir semtinin unutulmuş bir lisesi yanmış, 7 öğrenciye ilçede okul bulunamamıştı. Ne demek yani herkes okul bulduk da biz size bulamadık? Ağzını yüzünü kıracaktım da zor tuttuk. Sonunda ilçedeki özel girişim koleji pek gönüllü olmasa da açtı kapılarını bizim 7 deli fişeğe. Yeni okulumuzun idaresiyle görüşmem düşündüğümden biraz daha uzun sürdü de. Böyle bir okula geldiğimi bilseydim okuldan önce ben yakardım zaten be. Yeni okulları girişim koleji çok modern, çok havalı bir binaydı. Havalı bir de müdürleri vardı. Esma Sultan. Gördüğünüz gibi bu okulda istemiyorlar sizi. Ben de istemiyorum. Lakin Orço halinden memnundu. Çabuk kaynaştı yeni arkadaşlarıyla. Aliş, Kalimero. Eyvallah Burkan kardeşim, mavişim benim. Karabiber'in ise okulda hademelik yapan annesi yüzünden endişeleri vardı. Kızım, söz ver bana. Kimse annem olduğunu bilmeyecek. Sen benden utanıyor musun? PC'nin renkli kişiliği yüzünden başı dertteydi. Herkes saçımı soruyor. Herkes aynı cevap vermekten sıkıldım ya. Kartopu. Salça bol bol dedikodu malzemesi üreteceğinden pek sevinçliydi. Ay ben onlara daha tedavisi bulunmamış bir hastalıkla bulaşacağım anacığım. Dedikoduyla. Ahan da buraya yazıyorum, bana da salça demesinler. Trafonun da kanı kaynamıştı hemen yeni arkadaşlarına. Gözünü sevdiğimin devlet lisesi be. Cimbomsa görür görmez anlamıştı rakibinin kim olacağını. Aslına bakarsan buradan bakınca senin oturduğun yerde boş görünüyor. Yedili'nin sakin gücü Bayrampaşalı'nın işi zordu. Hem okulu hem arkadaşlarını idare etmekte zorlanacaktı. Ya trafo, dikkat ettim mi abi? Günde 100 kere sana sakin ol diyorum. Abi ne gerek var ya? Lan sok şunu cebine. Sigortalar aşağıda olsun trafo. Şşş abi sakin ol. Trafo. Tamam abi gerek yok şimdi. Trafo tamam abi sakin. Tamam trafo abi hadi gidelim. Topraklarından uzak büyümeye çalışan 7 karanfildiler artık. Veya yeni okullarındaki ismiyle pis yedili. Kız gece vakti burada sen ha? Salçaya uğradım da sana da bir bakıp öyle eve döneyim istedim. Ben de yeni geldim kapıdan. Yorgunum biraz çok çalıştım mı bugün? Güney. Ya sen sormadan ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben Ferit'le bugün de konuşamadım. Ya konuşmaya gittim. Tam konuşacaktım. Telefonu çaldı. Çocuğun babası rahatsızlanmış. O da apar topar kalktı gitti. Ya söyleyemedim. Sıkıntı yok Gülüşecek. Çünkü ben de beceremedim. Yani buluştuk gittim yanına. Tam mevzuya gireceğim. Annesi arada alışverişe çağırdı küçük hanımı. Öyle yani söyleyemedim. Desene. Yine yarına kaldı. Hmm. Ya şey çok geç oldu. Hadi sen evine git. Hadi. Aşkım geldin de ben de tam var. Aa. Gün çiçek. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
Ya tabii sen şimdi beni burada görünce çok şaşırdın. Ya aslında sır olarak kalacaktı ama artık söyleyebiliriz değil mi hayatım? Ne? Ya diyorum ki... Yani Günçiçek şöyle oldu. Şimdi ben annemlere Güney'le birlikte olduğumu söyleyince annemler tabii biraz sinirlendi. Ben de çıktım buraya geldim. Yani anlayacağın iki gündür bu evde tarih misafiri olarak kalıyorum. İki gündür. Ha ne güzel, ne güzel. Ya ailesi şey yapınca şey oldu, ben de şey... Anladım ben Güney'cim, anladım neyin şey olduğunu. Anladım. Günçiçek sen neden uğramıştın? Ben salçaya uğradım da ders notlarını aldım. Onları Güney'e bırakacaktım. İyi oldu. Güney'den notunu vermiş oldum. Gelseydin. Otur bizimle. Ha yok gelmeyeyim. Rahatsız etmeyeyim sizi. İyi eğlenceler size. İyi geceler. Görüşürüz Güney'cim. Günçiçek. İyi geceler Günçiçek. Hayatım ben de bir sürü matematik notu tutmuştum. Neden bana sormadın? Bilmem. Bizim salçalı biraz inektir ya. Ondan şey yaptı herhalde. Ha. Neyse annem meyve soymuşsan sen onları gir ya, olur mu? Ben yiyeyim de sen de ye. Yüzün bembeyaz olmuş. Ha. Çok çalıştım bugün ondandır ya. Peki dinlen bari. Yalnız ben üstüme bir şey giyeyim. Kadın yanına böyle çıkamam. Tamam mı? Çocuklar eminsiniz değil mi elçinin o Bayrampaşalı denilen çocuğun evine girdiğine? Eminiz tabii. Kendi gözlerimizle gördük. Takdir edersiniz ki böyle zamanlarda insan en çok kendi gözüne güvenir. Cancığım kötü kötü şakalar yapmanın sırası mı şimdi? Ciddi bir şey konuşuyoruz burada. Furkancığım işte ben böyle oluyorum. 10-15 kilometre araba itince ben böyle kötü kötü şakalar yapıyorum. Tamam canım uzatma. Ne yapacağız bu kızla bilemiyorum. Sizin gibi akıllı uslu arkadaşları dururken bu varoşlarla ne arar bilmiyorum. Keşke sizi ilk uyardığımızda bizi daha çok ciddiye alıp elçinin Güney'le görüşmesini engelleseydiniz. Herif de gelip elçinin erkek arkadaşıymış gibi davranınca... Biz de elçin için çok üzülüyoruz. İnanın, inanmazsanız kitaba el basarız. Furkan da ben de elçini kardeşimiz gibi seviyoruz. Değil mi Furki? Kardeş nereden çıktı oğlum? Abartmasana. Neyse çocuklar, bu yaptığınız hareketle elçinin geleceğini karartmasına engel oldunuz. Size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki ne yapacaksınız? Yani elçinin o gelir düzeyi açlık sınırının altındaki evde yaşamasına izin vermeyeceksiniz herhalde. Tabii ki hayır. Şimdi gidip alacağım onu. Güzel. Yani bunu söylemek bize düşmez tabii ama elçin için en doğrusu bu olur. Evet evet. Bence de. Elçin kardeşimiz için en doğrusu bu. Değil mi Furki? Durdum kardeş kadar kafana taş düşsün. Efendim, konuyla hiç alakası yok. Ben meraklı bir kişiliğim, soracağım. Şimdi benim telefonumda Salih diye kayıtlısınız. Furkan'ınkinde Bahri diye. Acaba bunun doğrusu nedir? Bir aydınlatsanız. Aslında Salih Bahri. İkisini de kullanıyorum. Neyse. Kafaları karıştırmaya gerek yok. Biz size kısaca elçinin babası amca demeye devam edelim isterseniz. Neyse ben elçini gidip alayım. Ne yapıyorsun oğlum adamın yanında? Kasten mi? Sen bana araba ittirir misin Furki? Ben araba itecek adam mıyım be? Ayıp ama geleceğimle oynuyorsun. Yerim senin geleceğini. Belki bende fıtık olacaktı. Hık 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 diye ittirdin arabayı bana. Günçiçek sen mi geldin kızım?
Elçin kızım, sen hiçbir şey yemedin. Sevmedin herhalde bunları. Bak ben sana bizim bahçenin elinden getireyim. Doğal, hormonsuz, pek bir seveceksin. Ay Gülseren teyzeciğim, çok teşekkür ederim ama ben gerçekten yedim. Ay, olur mu öyle şey? Çekinme bak, sen de benim kızım sayılırsın. Tamam mı? Anne niye çekinsin kız ya? Kız istemiyorum diyorsa istemiyordur. İsterse kalkar alır ya. Olur mu yavrum? Bak ne kadar zarif, kibar bir kızcağız o. Susuz kalsa su istemez vallahi. Gülcan, hadi sen de kalk bakayım. Elçin ablana tatlı koy. Çok güzel şekerparemiz var. Anne gerek yoktu ya. Kızım hadi kalk. Aa, sen bu aralar çok tembel oldun. Çabuk. Yürü tembel. Ay aşkım siz bu evde nasıl bu kadar fit kalıyorsunuz ya? Sen anneme bakma ya. O böyle deplasmana gelene yedirmeye çalışır. Aşk olsun deplasman. Ben de tam kendimi evimde hissetmeye başlamıştım. Ya şey... Ya aşkım biliyorum. Deli misin? Şaka yaptım. Elçin. Canım. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Söyle canım. Bu sefer de salça geldi herhalde. Salçanın da. Bahri Bey. İyi akşamlar. Senin için iyi akşamlar olduğu kesin. Kızın nerede? Kızınız. Bana yalan söyleme delikanlı. Elçinin burada olduğunu biliyorum. Aksini iddia eden olmadı zaten. Allah Allah ya. İçeride oturuyor merak etmeyin. Tövbe tövbe. Allah Allah. Neden geldin? İstersen bu soruyu ben sana sorayım. Güney oğlum. Aa misafir mi geldi? Elçinin babası anne. Ay ya. Ben de çok güzel şekerpare yapmıştım. Gülcan kızım koş bir tabak daha getir. Oğlum niye ayakta bekletiyorsun misafirimizi? Lütfen buyurun içeri. Hanımefendi ben misafirliğe gelmedim. Kızımı alıp gideceğim. Ben bir yere gelmiyorum baba. Elçin topla eşyalarını. Ya baba lütfen bir kere olsun beni anlamaya çalışır mısın ya? Elçin. Bahri Bey böyle ayaküstü konuşulacak mevzular değil bunlar. İki dakika içeri girin isterseniz. Merak etmeyin evimizi daha yeni ilaçlattık. Buyurun içeri. İçeride konuşalım lütfen. Şurada. Orada konuşabilirken getirdin bizi buraya. Loş ortam bilmem ne taşın üzerine oturtturdun. Bırbırık olacağız senin yüzünden. Cancım biz de mi oraya gidip otursaydık? O zaman planın devamını nasıl yapacağız? Bana ne kardeşim? Plan benim planım be. Ne yaparsan yap. Neyse. Ne yapacağız şimdi? Şimdi planın ikinci aşamasına geçeceğiz. Buldun ya böyle manzarayı falan. 35 haftadır bekliyorsun. Ver yansın. Böyle köprülü möprülü loş ışık falan. Aynen öyle. Şimdi artık bombayı gönderebiliriz. Tamamdır. Şimdi trafo düşünsün bakalım. Sana hala kızgınım. Asıl ben sana kızgınım be. Ben sana kızgınım be. Gidiyorum ben. Dur. Duruyor. Kesin ödemeli atıyordur fakir. Aç bakalım. Alo. Alo mu? Alo'nun ne biliyorsun söyle bakayım. Biliyoruz işte bir şeyler kendi çapımızda. Ama olayın çapı biraz dar. 180 derece civarında. Yani bir üçgenin iç açıları kadar.
Üçgen diyorum ha, yanlış olmasın. Oğlum bak Furkan, bir kere, bak bir kere diyorum sana, bir kere delikanlı gibi davranıp hemen söylenebildiğini. Ben delikanlı gibi konuşurum konuşmasına koçum. Ama bakalım sen delikanlı gibi dinleyebilecek misin? Sen neredesin? Ha? Mekanını söyle, oraya geleceğim. Böyle telefonda olmuyor bu işler. Söyle. Sakin ol canım. Çok yakında görüşeceğiz zaten. Ama görüştüğümüzde yalnız olmayacağız. Canım. Canın. Alo. Tamamdır. Bak yine arıyor. Niye kapatıyorsun telefonu suratıma? Söyle neredesin? Arasın dursun şimdi. Ne kadar iyi hallettin Furki. Kulağına kar suyu kaçmış ördek gibi olmuştur herhalde. Aynen. Sadece kulağına kar suyu kaçmış ördek gibi olmakla kalmadı. Arkadaşlarından da tekmeyi yiyecek. Canın dedi. Cevap bile vermedin. Sen de arkadaşlarını kaybedersin Furki. Canın derken seni kastetti. O yüzden bir şey söylemedi. Ahlaksız. Ahlaksız kötü. Sağ ol. Teşekkür ederim Furki. Rica ederim canım. Ben diyorum. Şu arabayı kullan, beni de götür. İşte korktum, başıma geldi Güney. Korkunun hiç de faydası yok anne. Gülcan kızım, amcana bir kahve yap. Ne kahvesi anne ya? Kahveniz nasıl içersiniz? Hanımefendi, ben buraya misafirliğe gelmedim az önce söylediğim gibi. Alıkoyduğunuz kızımı alıp gitmeye geldim. Bir dakika, bir dakika ya. Orada bir duracaksınız Bahri Bey. Kimse kızınızı burada zorla alıkoymuyor. Hadi ama delikanlı. Belki kızımı kolundan zorla çekip getirmedin ama... aklını karıştırıp psikolojisini bozduğunda inkar edemezsin herhalde. Benim psikolojimi bozan şey baba sizin saçma sapan ön yargılarınız. Bilmiyorum farkında mısınız ama ben birkaç ay önce 18'imi doldurdum. Yani bu da demek oluyor ki kalacağım yer dahil hayatımla ilgili kararları kendim verebilirim. Ay neymiş efendim, çok kıber kızmış da su sasa su istemezmiş de. Ay bunun ne istediği belli. Ama Elçin kızım, olmadı ki şimdi böyle. O senin baban, hiç yakıştı mı sana böyle konuşmak? Beyefendi siz Elçin'in kusuruna bakmayın. Sizi bir anda karşısında görünce çok heyecanlandı tabii. Duydu utan Elçin. Şu kadıncağız bile senden daha mantıklı konuşuyor. Bile derken? Eğer annemin sizden daha az eğitimli olduğunu kastediyorsanız... bir laf vardır bilir misiniz? Gerçi evinizde o kadar kitap var, muhakkak denk gelmiştir. Eğitim cehaleti alır evet. Ama baki kalır. Güney oğlum. Çok ayıp. Anne. Beyefendi siz gençlerin kusuruna bakmayın. Ergen onlar tabii. Elçin kızım şimdi sen bak, babanla git istersen. Ailecek oturup sorunlarınızı bir halledin. Ya burası senin ikinci evin sayılır. Ne zaman istersen gelirsin. Bir daha buraya gelebileceğini zannetmiyorum. Gülseren teyzeciğim, çok teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Onlar maalesef benim ailem. Yani parayla ölçülemeyecek değerlerden bir haberler. Ha sorsanız entelektüel birikimlerinin kendilerini böyle taş yıldız zenginlerden farklı kıldığını sanırlar ama... işte özlerinde hiçbir farkları yok tabii. Elçin haddini aşıyorsun. Baba tamam. Tamam. Zaten bu güzel insanların huzurlarını daha fazla bozmaya gerek yok. Onun yerine ben cezamı çekmeye razıyım. Hapishaneye dönebilirim yani. Aa babacığım, sen istersen nakil aracının başında bekle. Ben eşyalarımı toplayıp geleyim. Güney çok özür dilerim. Çok güzel şekerpare yapmıştım. Yer misiniz? Anne. İstemez sağ olun. Aşkım çok özür dilerim ya. Bunun böyle olacağını tahmin etmem lazımdı. Ben sizin huzurunuzu da bozdum. Özür dilerim.
Özür dilemeye gerek yok. Yani belki böyle senin için daha iyi olabilir. Nasıl benim için daha iyi ya? Yani senin için daha iyi derken... Neyse Elçin. Sonra konuşuruz. Sen şimdi git de baban sinirlenmesin. Malum bizim Yaşar ustamız hapishanede. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ver bana. Burada. Ya Gülseren teyze, babamın davranışları için çok özür dilerim. Estağfurullah kızım. Ne de olsa senin babandır. Kötü olmanızı istemem. Bak sen de ötesini düşünme. Siz birbirinizi sevdikten sonra, alnınızda birbirinizin ismi yazılı olduktan sonra bütün dünya birleşse sizi ayıramaz. Öyle değil mi oğlum? Elçin'i oyalamayalım değil mi anne? Sahin Bey sinirlenmesin, bak bekliyor. Yani Bahri Bey. Her şey için çok teşekkür ederim. Güzel kızım, asıl bizim bir kusurumuz olduysa sen bizi affet. Estağfurullah. Gülcan'cığım, canım hoşça kal. Güle güle. Gidelim istersen. Güle güle kız. Sen terbiyesizliği iyice ele aldın. Kıza bir güle güle bile demiyorsun. Of of. Elçin, ben oraya daha fazla gelmeyeyim ya. Şimdi ters bir şey söyler, bu sefer tutamam kendimi. Tamam ya aşkım, ben gerçekten çok utandım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Önemli değil Elçin. Yarın konuşuruz bunları. Dua et Bahri Bey. Ucunda Elçin'i kendimden soğutmak olmasa sana öyle bir hayal verirdim ki şaşırırdım. Bu kadar kargaşada asıl meseleyi unuttuk ha. Gülçiçek. Kapatır tabii.
Alfabeden başlıyoruz ya. Üzerim. Alfabe. Pişkira. 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 Alfabe. Şaşıra ne çekti? Ya hep yanlış yapıyorsun. Dur lan. Boynunuzu be ya. Otur şuraya ya. Sen de otur şuraya. Çocuk parkında çevirdiniz burayı ya. Selamın aleyküm 140 sakinleri. Telefon. Benim akbilim yok ya. Bana bastırma bugün dililit dililit diye. Ya Allah Allah. Oğlum ben sana basarsam dınının dınının yapacak diye basmıyorum. Kalmadı. Ya karabiber. Bir kere bassana de. Ya oğlum. Sende hem insanların hem sürüngenlerin hem de omurgasızların ortak özelliği var ha. Yok sana akbil makbil. Tabanlığa git. Kız. Salça. Sen mi basıver? Ay yok yemez ver orça. Vallahi servis edilseydim daha ucuna gider daha. Allah gülüyorlar. Tamam. Gereksiz kardeşim. Ben senin yerine basarım. Eyvallah güzel kardeşim benim. İşte bakın görün oğlum. İnsanlık görün be. İnsanlık görün. Öyle herkesi esası olan yapmazlar. Benim yakışıklı kardeşim. Şşt kanka işte o. 5 lira borç versene bana. Tamam uzatma. Basacağım dediysen basacağım. Hem ben öyle bip diye basmam. Ben basarsam var ya. Ben böyle hayatım basarım. Pişmiş tavuğun başına gelenler niye benim başıma geliyor diye basarım. Öyle davranırsan böyle öyle her basarım. Yakışır sana kardeşim. Bas. Vallahi mevzu orta olunca muhabbet belden aşağı bile olsa onun seviyesindeymiş gibi geliyor. Neyse. Neredeyse 140 numaralı otobüsümüz de geldi. Gülçiçek Hanım nerede? Vallahi ben sabah aradım da açmadı. Allah Allah. Ben böyle şans ya. Ya böyle tesadüfler silsilesi ya. Ya atına. Allah Allah ama küfür ettiniz sabah sabah ya. Vallahi burnuma böyle keskin. Nereden baksan 2 günlük ama hala yapılmayı bekleyen bir dedikodu kokusu geliyor. Salça bak zaten hayata karşı hayatına karşı isyankarım sus vallahi çok kötü olur ha. Hayatı ya. Günçiçek kalktın mı? Baban hala para vermedi. Günçiçek? Ya anne ya hemen başlama niye giyinmedin diye. Üstünü neden hala giymedin kızım? Uf, anne bundan bahsediyorum işte sorma. Bütün gece uyuyamadım. Oturdum ben de. Depresyonda mısın? Neyin var? Yoksa Ferit'le mi kavga ettin? Ay anne. İyi. Ben de iş yerinden izin alırım. Oturur güzel güzel konuşuruz. Konuşulunca çözülmeyecek sorun yok kızım. Ay anne konuşulacak bir şey yok. Sen git işine. Ben okula gideceğim. Vallahi sen de hadi işine git. Bak Ferit'le kavga ettiysen özür dile barışın. Öyle küslük hoş değil. Anne bak zaten bütün gece uyumadım. Sinirlerim tepemde. Bir de sen üstüme gelme tamam mı? Hadi ben okula gidiyorum sen de işine git. Özür dile barışın çocukla. Çocuğun baktığını duysan da böyle düşünür müydün acaba? Gelin! Biz aramızda halledebilirdik ama yine de abartmayın diyeyim. Aramızda konuşarak neyi hallettiysek gelin efendim gelin. Gelin deyince yani de böyle mevsimlerden yaz ise eğer o düğünü basmak istiyor paşa gönlüm. O arabanın lastiklerini böyle böyle indirmek istiyor bünye. Buyurun. Buyurun dediysem tek kişilikti. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim Esma Hanım. Ne demek efendim? Benim zamanım sizin zamanınız. Yani bizim zamanımız. Ha bizim zamanımız derken de hani böyle 3.30'luk moruklar gibi bizim zamanımızda cep telefonu yoktu falan gibi değil. Tamamen içtiğim antidepresanlar yüzünden. Buyurun tatlı insan. Ne istemiştiniz? Elçin'le ailesi biraz tartışmış Esma Hanım. Tatlı insanlar derken her yıl düzenli olarak yüklü ödemeler yapan insanlardan söz etmiştim. Ödemeyi alanlardan değil. Efendim sorunumuz kızımız Elçin. Ergenlik dönemi çok bunalımlı geçiyor. Evet. Sivilceler mi? Her sabah bir parmak balazerde çal çalacaksınız kızınızın alnının akına sarısıyla birlikte. Ondan sonra oldu da bitti, oldu da gitti maazallah. Hayır efendim sorun sivilceler değil. Elçin aşık.
Sorunumuz bu. Bak. Yani babası hariç. Benden ne istiyorsunuz kısmına gelmek için daha ne bekliyoruz o zaman? Can veli, güzel veli, güncellenmeyi bekleyen aile profili. Kızımız okulunuzda Güney diye bir çocuğa aşık. Arkadaşları ona sanırım Bayrampaşalı diyorlarmış. Ya bilmez olur muyum? Kokusu kendisinden önce geliyor. İsmi Hanım ayıp oluyor. Lütfen. Lafınızı unutmayın Filiz Hanım. Lütfen de kalmıştınız. Sorunumuz Elçin. Bizi artık hiç dinlemez oldu. Bu Bayrampaşalı denilen çocuk kızımın aklını karıştırdı. Biz de ona karşı çıkıp birlikte olmalarını engelleyince bizi dinlemeyip bu çocuğa kaçtı. Şimdi birlikte yaşıyorlar. Beraber eve çıkmışlar gibi davranmayın lütfen. Ayrıca o evde Güney'in ailesi de yaşıyor. Yok daha neler. İnsan sensörlü sıcak su akan musluğu bırakıp da böyle bir hayat seçer mi canım? Sorunuzu anladım. Nöbetçiler, bana Ayran Paşalı'yı getirin. Ölü ya da diri. Zahmet etmeyin Esma Hanım, ben getiririm Güney'i. Ay ne anlama geldiğini bilsen bu ne afra tafra diyeceğim ama diyemiyorum ki. Bunların yüzünden antidepresan müptelası oldum. Bak şişelere. Filiz Hanım'ın tek taş yüzüğü sahte mi çıktı acaba? Allah mıydınız? Yok, merhaba, teşekkür ederim. Arkadaş bu ne sıcaktır ya. Otobüsün kokusu üstüme sindi valla. Ya başımda sağ olsun kat değdiği yer var. Kat amcayı yer verdiği bir ilmiydi. Allah Allah. Engizli var ya, uyuyor numarası yapmak ha. Ulan gereksiz, madem uyuyordun niye horladın otobüsün ortasında? İnandırıcı olsun diye. Sen inandırıcı olacaksın diye biz rezil olduk. Allah Allah, vermiyorum ya kimseye kardeşim. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Güneycim biraz konuşabilir miyiz? Tabii hocam. Gel bakalım, Esma Hoca ile biraz işimiz var. Ne oldu acaba? Ya bunun sonuna böyle önlem olarak kısaltmasını koymak isterdim ama yani ne olacak bilemedim. Şeyi mi diyorsun sen? Ne oldu? Ne istiyor Esma Sultan Güney'den acaba? Ya ne isteyecek? Belasını istiyor işte yine. Hadi yürü. Yani böyle ismi gibi Mert. Ay kızım düşünsenize ya. Sırf beni kurtarmak için böyle onca adımın arasına atladı ya. Ay tıpkı böyle Malçakoğlu gibi. Malçakoğlu değil o. Malkoçoğlu. Hem bakışları falan da böyle çok cesur. Çok güzel ya. Çok duygusal. Bizim oralarda cesur diye tangaya da ipli bikini giyenlere denir. Böyle serseri gibi kavgaya girenlere değil. Çok mantıklısın fakat onun serseriliği bohemliğinden kızım. Ay Rusman böyle Al Pacino gibi. Al Pacino o. Ay çok duygusal bakıyor bir de böyle çok cesur. Sesi de çok güzel. Aynı böyle Yavuz Bingöl gibi o Türkçe olan var ya. Yavuz Bingöl değil. Yavuz Bingöl. Olabilir yani. Bak mesela ben sana hiç kızmıyorum. Beni düzeltiyorsun diye. Neden? Çünkü aşk insanı böyle yapıyor kızım. Ay böyle hoşgörülü, böyle mutlu, böyle her şeye böyle pozitif bakıyorsun. Aynı böyle Balina Emre gibi. Balina Emre değil o ya, Yunus Emre. Böyle hani... Yani. Ay ona bakarken böyle içim kıpır kıpır oluyor kızım. Ay böyle o kadar güzel ki yani böyle içim taşıyor yani. Ay hem boyu da çok uzun onu. Mert mi uzun bu arada? Ya tamam yani. Hidayet Türkoğlu kadar olmasa da. Ben de çok uzun. Yok artık LeBron James yani. Sonunu kalkıp böyle uykucuyla, sinirliyle, neşeliyle şey yapsan, kıyaslasan olur. Ama olmaz. Yani şimdi aşağı nasıl Tarhan sorulmazsa sevene de boy sorulmazmış. Hem o da böyle bakışlarıyla sanki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor ya. Böyle sürekli böyle her vaktinde bana beni sevdiğini söyler gibi. Ama böyle gururundan bana bunu hani böyle dillendiremiyormuş gibi. Ama böyle hep böyle sanki biraz daha zamana ihtiyacım var. Bekle. Güzel güzel bakışlar var. Bu arada
Yani ben de ona karşı boş sayılmam. Sayılmam. Yani tabii böyle işte Nazlı'yla Macun kadar olmasa da ben de onu seviyorum. Leyla ile Mecnun. Tamam olur, o da olur. Aşığım. Damla bence sen iyi değilsin. Kafa bir yere falan çarpmadın değil mi? Hayır yani böyle kafana mesela kuş da pislemiş olabilir çünkü sana o kadar da yatar yani. Nereye baktım onu görüyorum kızım ya. Of. Ha böyle var ya. Ben mesela gözümü kapıyorum, onu görüyorum. Gözümü açıyorum, onu görüyorum. Duvara bakıyorum, onu görüyorum. Aynaya bakıyorum, onu görüyorum. Saçıma bakıyorum, burnuma bakıyorum. Telefonuma bakıyorum. Her yerde onu görüyorum. Ben de senin psikoloğa gitmen şart. Bence de çünkü sen hiç iyi değilsin. Hiç de bile ben gayet iyiyim yani. Hiç psikolojik falan da değilim. Ayrıca ben psikoloğa falan da gitsem yani... Orada da hep onu görürüm. Her yerde gördüğüm gibi. Durum böyle yani hocam. Elim bile sürmedi. Ben sana inanıyorum Güneycim ama... Elçin'in babası bu konuda inanılmaz agresif. O yüzden sükunetini koruyacaksın, anlaşıldı mı? Tahriklere kapılmak yok. Tamam hocam, merak etmeyin. Yani ne de olsa büyüğüm sayılır. Kırmızı çizgilerimi korurum yani, merak etmeyin. Hadi bakalım. Olur olur, her şey olur efendim, her şey olur. Kızınız varoş bir belecik yüzünden evimi terk etti. Etsin, size kız mı yok efendim, değil mi? Değil mi? Gir! Beni çağırmışsınız hocam. Sinir yok, sakin, sakin. Bak hayat ne kadar güzel. Sizin yüzünüzden aldığım antidepresanlar yüzünden bütün sinirciklerimi aldırmış gibiyim. Bak hiç sinir yok. Niye çağırmıştım seni buraya? Elçin'in ailesiyle aralarındaki sorunu çözmesi için olabilir mi Esma? Olabilir, olabilir. Elçin kimdi? Kızım efendim, kızım. Ha, o Elçin, tamam. Bıraksana tatlım kızım peşini. Bak kız ana baba sevgisinden mahrum kalmış. Annesi babası tipik, zenginiz ama mutlu değiliz sendromuna yakalanmış. Bak evladım, daha çok gençsin. Hiç boşuna yorulmayın. Sizin tecrübeniz size kalsın. Kızınıza ve ailemin göz önünde bana davranış biçiminizden dolayı düzgün bir açıklamayı hak etmediğinizi düşünüyorum. Şu halinize bakın be ya. Gelmişsiniz çocuk gibi beni müdüre şikayet ediyorsunuz. Sanki kızınızı ben kaçırdım. Neyse. Artık biliyorsunuz kızınız bende kalmıyor. Yani şansınızı fazla zorlamayın. Bizim evimizde kalan tek yabancı insanlık. Hadi eyvallah. Hocam kusura bakmayın. Müsaadenizle. Kiminin parası, kiminin fırçası. Alır mıydınız? Ne oldu Melis'in? Ay Likopat sabah sabah kafamı ütüledi ya, böyle takmış o çocuğu muhatap alacağım diye. Ay, hala mı ya? Hı. Sen ne yapıyorsun? Martin'le yazışıyorum. Martin kim? Ya sana anlatmamış mıydım geçen sene Türk Bükü'nde sporcu bir çocukla takıldım diye? Yok. Şey muhatap almadığım bir zamana denk geldi. Sanırım neyse, nasıl bir şey? Dur göstereyim. Hem isleşe hem sarışın. Ne kadar şanslısın. Vücudu da güzelmiş. Kalanı yok muydu bunun? Vücudu güzel, sporcu çünkü. Bu sene gençlik olimpiyatlarına katıldı curling dalında. Curling mi? Ya evet, hiç duymadım. Hani böyle yuvarlak bir şey var, buzda kaydırıyorlar. Diğerleri de önlerini süpürüyor hedefe ulaştırmak için. Ay hiç muhatap olmam öyle süpürgeli müpürgeli şeyler. Hem niye kendi süpürüyor ki, başkasına süpürsün, fakir mi? Neyse hadi bizimkilerin yanına gidelim. Vay, demek curling'e karşı özel bir ilgim var ha Ayşe Hanım.
Benim bir an önce Charlie'ye başlamam lazım. Ama daha önce İsmail Sultan'ın odasına gidip Rus bateri pistinin anahtarlarını almanın bir yolunu bulmak lazım. Ben Charlie'yi yapınca Alice dayanamayıp kucağıma atlayacak. Ateşimizle buzları yedeceğiz. Kendine gel hocam. Kendine gel. Oğlum eksi 20 derecede bile fanteziler üretiyorsun be. Allah'ım yarabbim. Görüyor musun önünü? Kız. Ben de bankerlik altı bir yaramayla duruyordum ben. Valla. Silahlar. Kızlar. Güney'i gördünüz mü? Hayır. Güney'i gördünüz mü? Buralarda mı? Görmedim. Zeki. 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 Bana mı dedin? Evet. Dokuzuncuda bakacaktım tatlım. Panik yok. Panik yok. Günaydın Zeki. Anlaşılan bugün kızları etkileyen cazibeli tarafından kalkmışım. Hatırlat da her gün oradan kalkayım. Böyle de hiç göremiyorum kardeşim. Sarı kızcığım. Bak bu piyon. Bu şahıs teker teker ilerler. En zayıfıdır aralarında. Mesela şöyle bir atımız mevcut. Bu at da şöyle bir rota çizer. Mesela burada filimiz var. Filimiz de çapraz çapraz gider. Şimdi sen bana at mı fil mi dersen bunun kararını ben veremem. Ben veremiyorum bunun kararını. Zekicim. Nasılsın? Nasılsın? Tatlım nasılsın? İyiyim Zekicim sağ ol ama şimdi bunu konuşacak vaktim yok. Sen bana Güney nerede onu söyle. Kim? Güney. Güney nerede? Sen böyle deyince vallahi benim içim karışıyor böyle ya. Allah bullak olur. Yemin ederim iç organlarımın yeri şaşıyor, değişiyor. Mesela karaciğer hepsi karışıyor. Neyse şimdi bak. Toparlıyor gibiyim. Toparlaya yazdım. Toparladım. Evet, Güney'i bulmamız an meselesi. Ama önce şeyi bulmamız gerekiyor. Neyi? Şeyi. Şurayı görüyor musun? Ahanda o büyük ayı. Harun o Zeki. Büyük ayı. Şurada küçük ayı. O merdiven Oktay. Yok küçük ayı o. Şimdi büyük ayı ile küçük ayı arasındaki mesafeyi dolduran doğrudan bir dik çizersek... ...orada gördüğün senin, şurayı görüyor musun? O da kutup yıldızı olmuş oluyor. Şimdi tatlım müsaadenle kutup yıldızını biz sırtımıza dönüp şuraya bakarsak ne olmuş oluyor? Kuzeyi bulmuş oluyoruz. Yani kuzeyi bulduktan sonra da güneyi bulmamız an meselesi çok yakın. Yani bayağı aramak kaldı bulmamıza. Zekicim suç sende değil. Sana bu soruyu soran bende. Selam. Selam. Güney'i gördünüz mü? Evet, az önce tuvalete giriyordu. Ha, öyle mi? Ya sizden küçük bir iyilik istesem. Tabii ki. Sınıfa gidecek misiniz? Evet. Tamam. Şu çantamı sırama koyabilir misin? Tamam, koyarız. Benim bir işim var, tamam? Tamam. Sen gidince içimde nasıl fırtınalar kopuyor bilemezsin. Böyle içim sanki tuzda buz oluyor. Böyle yani içim parçalanıyor yavaş yavaş. Evet, kutup yıldızımızı bulacaktık beraber. Beraber konuşacaktık. Ya arkadaş ne duygusallaştın ya yemin ederim. Of! Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Evet. Kuzeyi bulduğumuza göre hatırlayalım. İlkokul 3. sınıf ünite 8. Dışarı. Ne oldu ya? Çık sen de çık. Ya ne şaşırdın galiba? Dışarı çıkın diyorum. Ne şimdi ya? Bana bak eğer dışarı çıkmazsanız bu ikisi beni tuttu kolumdan erkekler tuvaletine zorla soktu diye inletirim okulu. Hadi. Allah. Çık. Hala bakıyor ya. Güneş sen dün gece... Dışarı çık diyorum duymuyor musun? Çık. Bu sakinler bakıyor değil mi? Kes hadi.
Sen dün gece ne yapıyordun ya? Bunların bir açıklaması var mı? Var elbet. Eğer küçük hanım dün gece telefonunu kapatmamış olsaydı bir açıklama duyacaktı bende. Dün gece o kadar sinirliydim ki o telefonu kapatmasaydım ağzından çıkanı kulağım duymazdı. İyi. Şimdi nasılsınız? Şimdi bir kere daha ayrılmadan önce açıklamanı dinlemek için geldim. Bab, ne ayrılması be? Yok öyle bir şey. Yani tamam, bizim evde Elçin'i gördüğün zaman ne hissettiğini biraz anlayabiliyorum. Sakın bana neler hissettiğimi anladığını falan söyleme. Senin tahmin ettiklerin benim hissettiklerimin yanından bile geçemez. Ya ben seni Elçin'le ayrılmaya çalışıyorsun zannediyorum. Sen kızı evine davet ediyorsun. Ya kimsenin kimseye eve davet ettiği falan yok. Kız ailesine bizden bahsetmişti biliyorsun. Bunlar dolayı çıkarmış, kapışmışlar. Kız evi terk etmiş bana geldi. E gelir tabii, sevgilisin sonuçta. Ya ne olursun böyle yapma Gülçiçek ya. Ne yapma Güney ya? Başka arkadaşı yok mu bu kızın? Sevmiyorum seni, git defol başka arkadaşına diyemedin mi? Öyle bir durumda böyle bir şey nasıl söyleyebilirdim? Beni çağırsaydın ben çok güzel söylerdim. Ya... Ya biraz benim yerime koysana kendini. O uzun çıksa kapına gelse sokakta kaldın dese almayacak mısın çocuğu içeri? Ben niye senin yerine koyuyorum kendimi ya? Sen benim yerime koy. Bizim eve gelsen Ferit iki gündür bende kalıyor olsa, belinde havluyla kapıyı açsa ne hissederdi? Tamam, haklısın. Eğer ben böyle bir şey görmüş olsaydım büyük ihtimalle senden daha çok sinirlenirdim. Defolun gidin be, tadilat var dedik evinizde. Tutamıyorlar. Güney, git şu kıza söyle başka bir arkadaşın evinde kalsın. Derdim. Ama gerek kalmadı. Çünkü dün gece babası gelip kızı paketleyip evine götürdü. Ya. Ya. E sen de bana niye söylemiyorsun ya? E küçük hanım bütün lafları ağzıma sıktı. İçeri girdin, terör estirdin be. Estiririm. Erkek arkadaşımın evinde bornozunu giymiş geziyor. Allah Allah ya. Bak. Bu sürecin ikimiz için de zor olacağını biliyorduk zaten. Ama... Böyle birbirimizi dinlemeden öfke patlamaları yaşayıp hayatı birbirimize zorlaştırmayalım değil mi? Yani. Ama Güney ya, şu süreç bir an önce geçsin. Artık sevgilime istediğim gibi sarılmak istiyorum. Sarılıyorsun işte. Bundan daha romantik bir yer kastettim. He. O zaman şöyle yapalım. Gece kilisede buluşalım. Orada bana rahat rahat sarılırsın. Kiliseye biraz daha gidersek sen papaz ben rahibe olacağım. Ya Güney, Elçin ve Ferit'le konuşacağız değil mi? Planımız hala geçerli. Konuşuyoruz tabii. Öbür türlüsü bize yakışmaz. Ama söyledik söyleyeceğiz baskısıyla saçma sapan işler yapıyoruz, görüyorsun. Yani şöyle yapalım, biz önümüzdeki ilk 3 gün boyunca mümkün olan ilk anda söyleyelim ha. 3 gün mü? Ya Güney, 3 gün 72 saat ya. Tamam. Yani... şöyle Barış, 2 gün olsun tamam. Ama bak söylediğim gibi. Yani şu kapıdan çıktığın anda fırsatını bulursan söyleyeceksin. Yoksa 2 gün içerisinde mutlaka söyleyeceğiz, tamam mı? Tamam. İyi. Hadi size müsaade küçük hanım. Niye? Ha. Erkekler tuvaletindeyiz. Ha, pardon. Hadi. İyi hadi. Ne o? Hiç yanlışlıkla kızlar tuvaletine girmedin mi? Hayır. İyi, gel ben sana göstereyim, gel. Gülçiçek, gün... Ben de seni kızlar tuvaletine bırakayım. Ödeşmiş olduk. Seninle arkadaşlığımızın çukur üstüne kurulması ne güzel değil mi Nebiyeciğim? Esmoş kuşum. Biliyor musun sen bana olmadığım pek çok şeyi hatırlatıyorsun. Sırf bu yüzden bile seni çok seviyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Yani sözün kısası, başım böyle dönüyor, dönüyor, dünya dönüyor. İnşallah bizim evin önünden geçer. Sana bir şey itiraf etmek istiyorum Nebiyeciğim kuşum. Söyle güzel kuşum. Sen benim Fight Club'ımsın. Tyler Durden'ımsın. Sen boşluğa konuşmanın, sürekli bir boşluk içinde olmanın ne demek olduğunu bilir misin Nebiyeciğim? Hani böyle bir anlık boşluğuma geldi deyiz ya, onu böyle koskocaman bir hayat gibi düşün, ne olur. Öğretmenim, saygılar.
Çok fazla vaktinizi almayacağım. Gizli okulumuzu kış olimpiyatlarında başarıdan başarıya taşıyacak fikrimi hayata geçirmek için ufacık minnacık yardımınıza ihtiyacım var. Aa, Nedim Bey'ciğim. Vay, Nedim Bey fantezisi diyorsun. Hayatın kendisi çok boş ama ben size karşı boş değilim, biliyorsunuz değil mi Nedim Bey'ciğim? Olgun kadın fantazisi. Şairin de dediği gibi. Ne güzel ablamızdın sen. Ah diye abla. Yeni bir hobicik edindim kendime. Kapıyı içeriden kilitlemek. Nedim Bey'ciğim, ne dersin? Çok güzel derim. Evet. Gidiyor kapıyı. Allah ya. Kapıyı gidiyor. Allah Allah ya. Bir ergenin sağlarında görmek istemeyeceği hareketler bunlar ya. Vallahi bak. Gerçi ben Avrupa'yı bir kişilik olduğum için bütün kadınların gözleri benim üzerimde. Cinsellik benim için hep ön planda olmuştur İsma. Neyse, elimden bir kaza çıkmadan ben gideyim. Gideyim ben gideyim. Yanıyor, yanıyor. Rahatsız etmiyorum ya sultanım. Aa, Nedim Bey, fikrinizi değiştirdiniz demek ki. Buraya gel. Sultanım, yapmayın sultanım. Nereye gidiyorsun? Beraber çok buluşacağız. Hasanpaşa'yı mı sultanım? Hasanpaşa'yı mı? Beylik sağlık. Ay bunları da mı görecektim ben? Kusura bakmayın. Ben rahatsız ettim sizi. Songül Hanım. Songül Hanım lütfen. Songül Hanım. Songül Hanım. Songül Hanım. Ay. Nedim Bey. Oğlu Murat'ın misafir eşiyle gizli aşk hikayeleri yaşıyor. İlginç. Boşuna hoşlanmıyorum bu adamdan. Okula bak, aşkı memnun gibi oldu. Şimdi benim bir an önce curling'e başlamam lazım. Daha biz buz pateni pistinin anahtarını alamadık ya. Aman neyse canım, boş ver ya. Ucunda Alice olduktan sonra tırtıklı asfaltta bile curling yaparım ben. Daha bu curling tek başına yapılmaz ya. İzlediğim kadarıyla neydi o? Bir atıcı bir de süpürücü lazım. Evet. Bu da demek oluyor ki benim Zeki kardeşime ihtiyacım var. Beyler, artık okulda elimiz çok kuvvetli. Songülen'in iyi güldüğü doğruymuş. Fırki, Songülen kim? Niye gülüyor? Nasıl gülüyor? Niçin gülüyor? Neden gülüyor? Kim olabilir Zeki'cim? Tabii ki ben gülüyorum. O varoş farelerinin gülecek hali yok herhalde. Sen misin? Kardeşim ortada komik bir şey vardı mı gülüyorsun he? Komik bir şey falan yok sevgili Zeki. Sıcaklar arttıkça senin beynin erimeye başladı ya. Niye gülüyorsun o zaman? Hala gülüyor. Bakar mısın şu pişmiş nasıl gülüyor ya? Suratın aldığı şekle bakar mısın? Ortada bir komik bir şey olsun ki öyle gül değil mi? Zeki, ortada komik filan bir şey yok. Biz kötü adamların gülmesi için komik bir şeye ihtiyaç yok. Biz yaptığımız kötülüklere güleriz. Süper valla. Ben de uzun zamandır düşünüyorum bu filmlerdeki kötü adamlara sempatim niye? Bayılıyorum onlara ya. Çok şeker adamlar. Siz telefonla her yöne sınırsız tehdit kampanyası mı başlattınız? Nefret iti. Esra şekerim. Nereden çıkartıyorsun bunları? Bizim kimseyi tehdit falan ettiğimiz yok. Sadece bildiğimiz bilgileri paylaşıyoruz. Tabii bunları öğrenmek herkesin hakkı. Bana niye söylemiyorsun? Ben burada duruyorum. Arkadaşının bana söyle değil mi? Etiket. Oğlum bak yemin ederim ağzınızı yüzünüzü kırarım. İkinizi de harcarım ha burada. Ne yapıyorsun be? Ne oluyor? Asıl size ne... Ha niye kaşınıyorsunuz oğlum? Jeneratör kardeşim bak ben kaşınmıyorum. Bende kaşıntı hiç yok. Uzun süredir kaşınma yok bende. Asıl kaşınmayı ben sana daha sonra göstereceğim. Bu gördüklerin daha hiçbir şey. Allah. Güvenlik kameralarında sana hatırlatmama gerek yok herhalde. Evet.
Senatörcüğüm, arkadaşlarını güzel oturttun. Beni de böyle oturtuversene. Neyse, ben kendim oturayım. Öyle değil. Ya mukaddesin ki var ya, mukaddesin boynuzlamış ha. Ne? Ne? Ne yapayım yani? Kolay bir şey mi bu? Oğlum, telefon Furkanların başında ne için kavga mı çıkacak ha? Vallahi bilmiyorum, gel müdahale edelim. Evet edeyim. Ne olacak? Üzerimize saldırdı. Bak hala falan diyor bu bana ya. Ne oldu kızlar? Yardıma mı geldiniz? Ha, trafo size orantısız bit kullanmasın diye size yardıma geldik. Ay kalçacığım, ne kadar düşüncelisin, ne kadar iyi ve zarifsin ve güzel, çok çok güzel. Zeki. Tamam ya tamam, Allah Allah, neredeydim neredeydim, size de iyilik yaramıyor arkadaşım. Sen yapmadın bunlara. Allah Allah, sinirli günümdeyim bugün ondan. Ha, normalde hiç sinirli değilsin zaten. Hep siz mi sinirli olacaksınız, bugün de ben sinirliyim. Ne oluyor bakayım burada? Yoksa benim okulcumda kavga var. Efendim, düpedüz durduk yere bize saldırdı bunlar. Durduk yere mi? Durduk yere mi daldım ben size? Hayır hocam. Önce onlar bize saldırdı. Yalan söylüyorlar şekerim. Öyle bir şey yok. Sus bakayım. Sen benim menkul kıymetli velilerimin çocukları olan kıymetli öğrencilerime yalancı mı diyorsun? Hocam, bunlar mı sizin menkul kıymetli öğrencileriniz? Tatlı spor takalarım. Siz oturun, yorulmayın. Oturun. Oturun. Ne? Bunlar mı sizin menkul kıymetli velilerinizin öğrencileri? Yok siz. Tabii ki onlar. Varoş'tan gelip benim güzide öğrencilerime mi laf ediyorsun sen? Ama hocam... Sus bakayım, trafo musun nesin? Bak bir daha benim tatlı çocuklarıma bulaşırsanız... ...sizi oturduğunuz Varoş mahalleye kadar kovalatırım, bilmiş olun. Ben. Trafo. İyi de hocam, ben trafo değilim ki. Ha şunu bileydin. Senden trafo falan değil, o trafik ışıklarında satılan Çin malı araba şarjı bile olmaz. Oo, ağır laf koydu. Yani bayağı büyük laf etti. Trafo ne oluyor? Vallahi tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama yani Esma Sultan'ın bujileri meme yapmış galiba ya. Hocam, bir yanlışlık var herhalde şekerim. Bu trafo değil, Furkan. Kıvırcık hani, en sevdiğiniz. Bak 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 bak. Karabibere bak. Bacak kadar boyunla sen beni kandırıyorsun. Karabiber mi? Karabiber benim bacağım kadar be. Ne karabiberi? Bu durumda kim kaldı? Ben de salça diye bilinen kalça mı oluyorum acaba? Ha bak, kişi kendini bilmez diye bir laf vardır ya. Bravo, çok takdir ettim şimdi seni. Evet, sen salça oluyorsun. Bak yine oldun, gördün mü? Oldum bak, salça oldum. Furkan, Can, Zeki, siz bu varoş haytalarıyla muhatap olmayın tatlılarım, olur mu canım benim? Olur olur hocam, siz merak etmeyin, biz muhatap olmayız bunlarla. Hocam, bizim bu varoşlara ne işimiz olur canım? Ne saçmalıyorsun Esma Sultan? Kendine gel, ne içtin, kafan mı iyi nedir? Hadi benim boyumu posumu karabiberle karıştırdın. Ama görmüyor musun canım, Zeki ile Can dediğin iki kişi etek giyiyor be. Sana ne? Onlara ne giyse yakışır, sana ne? Onlar etek giydiğine göre demek ki sürahilerinde İskoç dükü var, bir öyle bir şey yani. Aynen hocam. Mesela benim dedem William Wallace'ın amcaoğluydu. Yani son of Scotland. Yani many many years from now. Evet, onu diyorum. Onlar zaten niye etek giyiyor diye takılacağınız da kafanızı takacağınız öyle şeylere... Önce siz niye pantolon giyiyorsunuz? Onu bir anlatın bakalım bana. Onu bir açıklayın, tamam mı? Yani şöyle bir durum var. Dur ya... Sen benim lafım bitmedi daha. Lafım bitmedi. Eğer yarın gelirseniz böyle pantolon falan giymiş, etek giymeden gelirseniz size herkese rezil ederim. Bütün okula rezil ederim. Yalnız yani şu tarz bir etek bende mevcut değil. O evde yok. Ya mesela annemin pileli eteğini giysem... Zeki kes sesini. Pileli etek. Hocam, izin verirseniz bir dakika bir açıklama yapmak istiyorum size. Dinlemeyeceğim. Ben sizi dinleyeceğim. Kendi kendime şarkı söyler, kendimi dinlerim. Okey.
Neyse arkadaşlar. Yani karabiber ve salça canlarım benim. Ne olur yarın etek giyip gelin ya, sonra kızıyorlar. Şak, adamı madar edelim dedik. Biz kendimiz madar olduk. Charleston biber, sen de anla konuştun ya. Arkadaşım ne konuştun? Bu da kafa değil mi? Sabahtan beri vidi vidi vudu 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 ya. Zeki, şekerim bak seni şekerim ha. Zeki değilim ben. Kalçayım. Selam kanka canfindirim. Zeki kardeşim gel. Şimdi çok önemli bir şey konuşmam lazım. Bırak. Zeki değilim ben. Kalçayım. Kalça mı? O ne oğlum ya? Zeki. Orçun kardeşimiz seni çağırıyor işte. Hadi yürü iki dakika git de biz de kafamızı dinleyelim. İyi kardeşim. Seninle süper işler yapacağım. Gel bana. Hadi. Hacı Zeki kaçar. Hadi yürü. Yürü yürü. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Sabah sabah yine tansiyonum zıpladı. Sinirden öleceğim ha. Tamam karabibercim ya, bu kadar sinirlenme sen. Çok komiksin ya. Çok komiksin. Sen de trafosun o zaman. Olsun, en azından yarın etek giymek zorunda değilim. Şu kız. Senin etek bedelin ne senin? Kendinize. Ama belli oldu ki bu iş uzadıkça daha da zorlaşacak. Hadi bakalım paşa. Korkuyor musun? Evet. Ama unutma ki hayatta hiçbir şey zihninde yarattığın korkudan daha korkunç değildir. Elçin. Ne var? İyiyim canım, sen nasılsın? İyi. Gel otur iki dakika şöyle olacak. Aa, aslında ben de seni arıyordum biliyor musun? Ne oldu, bir şey mi oldu? Babam arayıp seni telefonla taciz etmedi değil mi? Yok ya, konuşmadım, aramadılar. Oh, iyi bari. Ay çünkü ben eve gittim akşam, kapımı kilitledim. Sabah kalktığımızda onlar benden erken çıkmıştı tabii. Sonra korktum, babam telefonla seni arayıp nutuk çeker mi diye, iyi bari aramamış. Yok, dedim ya, aramadılar. Güney, bak sen endişelenme olur mu? Sonuçta onlar benim annemle babam ve o cephede benim savaşmam lazım. O yüzden sana söz veriyorum. Bir daha onlarla aramda ne olursa olsun sana aksettirmeyeceğim. Söz. Elçin. Tabii bir de ben o sinir harbiyle söyleyemedim ama... ...bana bu zor zamanda kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Bu fırtınalı zamanlarda senin gibi böyle güvenecek bir limana sahip olmak ne demek sen bilemezsin. Aşkım seni çok seviyorum ya. Bu arada Gülçiçek'te Ferit nerede? Bilmiyorum. İyi o zaman gel bulalım çünkü süper bir sürprizim var size. Sürpriz derken? Gel bulunca söylerim. Sıkı sıkı. Utanmaz seni. Songül Hanım. Hadi. Songül Hanım lütfen açıklamama izin verin. Hadi oradan sen de. Ya Songül Hanım, durum bildiğiniz gibi değil. İnanın... Açıklanacak hiçbir şey yok efendim. Hiçbir şey yok. Gözlerim bana bütün gördüklerimi açıkladı zaten. Ya Songül Hanım, rica edeceğim lütfen. Lütfen açıklamama izin verin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Hasan Paşa? Senden önceki hayatımdaki adam var ya, bana öyle bir tokat attı ki. Senin bu yaptığın bana fiske gelir, fiske. Songül Hanım. Sap olan benim. Yani sap olan benim. Ah, akıllamadım. Ya Songül Hanım, size gerekli... Yani açıklamayı yapamadım. Lütfen ama... Say sizi kalıbınız... Ben size güvendim ya. Ben size güvendim, inandım. Ne yaparsanız yapın, bu akşam eve gelmeyin, tamam mı? Ama o ev, ya benim evim Songül Hanım. Beni hiç ilgilendir, hiç ilgilendirmezsin. Gel be, gel. Songül Hanım. Ayıp, oyup, oyup. Ya size yeterli bir açıklama yapamadım, lütfen Songül Hanım, bakın. Nasıl yani şimdi? Sen ben sen. O. Temmuz'da İspanya'da kış olimpiyatlarına mı katılacağız? Aynen öyle güzel kardeşim. Ama bir an önce çalışmalara başlamamız lazım. Oye, oye. Ya bir şey söyleyeyim canım kardeşim. Ortak olarak beni seçmekte çok iyi yaptın. Yani ben bayağı iyi ortağım. Bu piyasanın büyük ortaklarından bir tanesiyimdir. Bu arada ayıptır söylemesi, ortaokuldayken sırıkla uzun atlamada şampiyonluğum var. Oo, bitirin. O ne?
Sırtlı uzun atlama. Bayağı 45 metre atladım. İyi böyle bayağı uzun atladım yani. Uçurumdan aşağı. Uçurumdan aşağı. Ah canım kardeşim, bir şey oldu mu ha? Olmaz olur mu? Böyle oldu işte. Tabii kırık dökük. Kafayı kırdık yani. Ya, peki uzun atladığı zaman teşhir bir şey yapmadılar. Tabii yapmadılar. İşte onların ayıbı, artık yapacak bir şey yok. Olsun be kardeşim. Biz seni de daha ne ayıplar işleriz be. İşleriz ya. Oğlum seninle körlükte rekordan rekora koşacağız. Nerlik? Körlük tamam. Köri. Ha şey, tavuğa yapılan köri mi? Yok yok. Böyle üfürmeli süpürmeli bir şey bu. Spor diyorsun. Ya hacı, sporda benden iyisi yok. Tabii canım. Çok iyiyim. Tabii canım. Nasıl oldu? Ben çalışalım ya. Aşkım benim. Ay, ödümü koparttın. Hazır sevgilimi yalnız yakalamışken bir öpücükle merhaba diyeyim dedim. Benden bu kadar korktuğunu bilseydik. Ya korkmak değil de öyle boş bulundum. Ne o? Senin biraz canın mı sıkkın? Şu bizim Güney'le Elçin'in durumunu düşünüyorum. Ne oldu ki onlara? Elçin'in babası kesinlikle Güney'le beraber olmasını istemiyor. İstemiyor mu? Ama niye? Çünkü aralarında sınıfsal farklılıklar var. Yok artık. Ben Elçin'in babasını bir kere gördüm. Öyle hiç sınıf ayrımı yapan birine benzemiyordu. Ben de öyle zannediyordum ama durum bu. En zoru da bu sanırım. Yani insanın ailesiyle sevdiği insan arasında ayrım yapmak zorunda kalması kötü. Yani hangisini seçerse seçsin, aklı mutlaka diğerinde kalacak. Bir orta yol bulurlar inşallah. Öyle değil mi? Murat, bence biz ayrılalım. Nasıl yani? Filiz nereden çıktı bu? Vallahi şimdi düşündüm de, biz gerçekten ayrılalım. Yani eninde sonunda biz de Elçin'le Güney gibi olacağız. Senin statün belli, benim geldiğim çevre belli. Durum bu. Filiz, bu sonuca nereden vardın? Yani babamla da tanıştın, annemle de. Seni istemeye de geldik. Bu yönde en ufak bir imada bulunmadılar. Yoksa ben yokken bir şey mi söylediler? Söylemediler ama bu söylemeyecekleri anlamına gelmez. Filiz, aşkım, çok boş kuruntu yaptığını farkında mısın? Bak, bu söylediğini babam duyarsa çok üzülür. Hiç o tip bir insan değildir, bilirsin. Senin baban da Elçin'in babası için aynı şeyi düşünüyordu ama ne oldu? Ya akıllarının bir köşesinde benim seninle paran için evlendiğim düşüncesi varsa? Hı? Öyle bir ihtimal yok aşkım. Ya sen bana inanmıyor musun? Ya inanıyorum tabii, inanıyorum da. Ya sana söylemiyorlarsa? Aşkım çok komiksin ya. Komik miyim? Komiksin tabii. Ya seni kime benzetiyorum biliyor musun? Rahmetli Fevriye teyzeme. O da böyle eskiden Dallas'ı seyredip Ceyhan karısını aldatıyor diye kendi kocasını azarlardı. Sen de beni aldatıyor musun diye. Ne yani, boş kuruntu mu yapıyorum şimdi? Aynen o kadar boş. Ama madem ki böyle bir şüphen var, ben onu nasıl çürüteceğimi gayet iyi biliyorum. Nasıl? Görürsün birazdan. Ya da en azından duyarsın. Selam aşkım. Nerelerdesin ya? Göremedim seni. İki dakika sabretseydin sınıfta görecektim. Pardon ya. Benim işte anlarsın ya, özel günüm. Biraz gerginim. Şey, baban nasıl oldu? Daha iyi. Doktorlar heyecandan uzak duracaksın demişler. Tabii şu durumda nasıl uzak duracaksa. Merak etme, her şey düzelir. Gel oturalım. Ben de öyle umuyorum. Gerçi şu son zamanlarda yaşadıklarına bakınca bu şekilde atlatması bile bir mucize. Gerçi bu bakımdan babama çektiğimi söyleyebilirim aslında. Niye? Tabii seni her gördüğümde kalbim iki kat hızlı atıyor. Yani genetik olarak sağlam bir kalbim olmasaydı şimdiye çoktan enfarktüs geçirmiştim. Öyle deme Ferit. Ya şaka yapıyorum aşkım ya. Hem seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğimi biliyorsun. İşimi nasıl zorlaştırıyorsun bilsen. Efendim? Yok. Bu da varmış bak. Merhaba, biz de sizi arıyorduk. Selam. Buradayız biz de. Buyurun, bir de buradan yakın. Ah süper. Size sürprizim var.
Sürpriz. Ne sürprizi? Yani aslında öyle anlı şanlı bir şey değil de. Hani geçen gün konuştuğumuz film var ya. Bu akşam dördümüz için bilet aldım. E süpermiş. Canım. Ya akşam benim dizelde işim var. Doğum günü varmış da. Bırakamamışım da adamı. Ay canım iptal edemez misin ya? Yok ayıp olur adama. Benim de amcamlar gelecek. Şimdi annemden izin alamam. Hadi ya. Ne yapalım? Başka zaman gideceğiz. Yani. Belli olmasın. Gideriz. Bir iki gün geçsin de. Bakalım hala gitmek istiyor olursak gideriz. Yani. İki güne falan vizyona yeni filmler falan girer ya. Hani böyle vurdulu kırdılı action filmleri. Canım sen action filmi sevmezsin ki. Şey ya. Değişiyor insan işte. Etki tepki mi ses? Neyse. Ben yine bir tuvalete gideyim. Git. Heh. Çalıyor. Hiçbir şey söyleme. Sadece dinle. Alo. Alo baba. Nasılsın? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? İyi değilim baba ya. Önemli bir karar alma aşamasındayım da. Seninle de bir konuşayım istedim. Hayırdır oğlum? Ne önemli kararı bu? Şey baba. Ben Filiz'den ayrılmaya karar verdim. Ne? Ne demek Filiz'den ayrılmaya karar verdim oğlum? O da nereden çıktı ya? Kavga mı ettiniz? Yok yok kavga etmedik. Yani galiba Filiz bana göre bir insan değil baba. Hem zaten biliyorsun ekonomik ve sosyal olarak da bizimle aynı sınıfta değil. Murat. Senin başına bir şey mi düştü oğlum? He? Ne olmuş yani bizimle aynı sınıftan değilse? Ya sen kendini kraliyet ailesinden mi zannediyorsun be? Ya ama baba yani... Yani böyle zengin, ünlü bir ailenin kızıyla evlensem sence de daha iyi olmaz mı? Murat, yanına gelirsen bacaklarını kırarım senin. Başlarım sosyetik gelininden. Filiz gibi akıllı. Güzel, ağır başlı bir kız. Sen bir daha nereden bulacaksın? He? Bana bak, eğer Filiz kızımı terk etmek gibi delilik yaparsan... Bir daha baba diye benim yüzüme bakma. Son sözüm de budur. Kapattım. Şimdi ne diyorsun aşkım? Valla düşündüğümden daha çok seviyormuş babam beni. Ben de sevilmeyecek kız değilim yani. Hay Sezai Bey. Her yerde sizi arıyorum. Ali Sezai mi? Bu saçlarla mı Esma Hanım? Aa, evet saçlarınız uzamış. Akşamdan suya mı bastırdınız yoksa? Ne oldu? Halüsinasyon ibareleri. He de geç boş ver sakın. Hayır Sezai Beyciğim. Eğer bir program falan bir şey yoksa sizde bir saat sonra sizi odama toplantıya çağırıyorum ben. Dede Esma Hanım, Halil Sezai'nin bir saat sonra programı yoktu. Zira kendisi plansız ve programsız yaşamak suretiyle hayatın faniliğiyle savaşan bir şövalye gibiydi adeta. Güzel o zaman, güzel. Sizi bir saat sonra odama bekliyorum toplantı için o zaman Halil Sezai Bey. Sen de Songül boşları kaldır olur mu? Önce kendinden başla ama. Dedi ve hışımla terk etti odayı Esma Sultan. Arkasına bile bakmadım. Çatlak mı kadın ya? Dedi Songül. Müstehsi bir edayla. Saçmalama Murat tamam gider. Dedi Songül. Oysa Halil Sezai'ye değil... İngilizce öğretmeni Murat'a aşık sanıyordu herkes. Ne tamam güldük bitti. Aa, abartma. Dedi Songül. Tekrarladı kendini böyle. Ay bunun kamera. Tamam tamam aşkım tamam. Peki şu an bu turşunun ne yaptığını bilen var mı? Vallahi karnesine beklediği noktaları çiziyor herhalde. Baksana. 0-0-0. Bir şey değil. Halis. Ne yapıyor bu seninki? Ya seninki deyip durma şuna ya. Ne bileyim. Yine şeyler pişiriyor.
Aha, Zeki'yi de aldığına göre kesin bir şeyler yapıyorlar. Liz Calimero. Yahu Calimero değil, Calimera. Kaç kere söyleyeceğim sana? İkona. Ya canım benim, sen istediğin kadar söyle. Ben her zaman seni dinlerim. Şimdi sen Orço aşkım ne yapıyor diye merak ediyorsun ben. Orço, senin ne yaptığını merak etmiyorum. Hiçbir zaman da etmeyeceğim. Ya hemen anlatıyorum. Söylemesi ayıpsdaki kanki Cafin kimle beraber Temmuz ayında İspanya'da düzenlenecek olan kış olimpiyatlarına katılacağız. Curling dolunda. Sevgili Orço, yanlış duymadıysam Temmuz ayında İspanya'da kış olimpiyatları dedi. Uluslararası Kış Olimpiyatları Komitesi'nden beni aradılar. Orçocuğum dediler, senin gibi atletik yapılı bir insanı aramızda görmekten onur duyarız dediler. Ben de kıramadım kamileri, ne yapayım? İyi yapmışsın Orçun kardeşim de, Temmuz ayında İspanya'da kışın ne işi var ki kış olimpiyatları olsun, değil mi? Ya Furkan kardeşim, kıvırcığım benim, mavişim benim ya. Allah'ım yarabbim. İspanya dediysek İbiza Adası demedik herhalde ya. Dağlarda tepiler bir yerlerde yatacağız artık. Curling dalında Zeki ile beraber. Ben dedim aslında, ben iyi uzun atlıyorum. Uzun atlama dalında ben de katılabilirim dedim. Bilirsin sen, atlarım. Ama işte branş dahil değilmiş. Neyse canım, biz bir an önce antrenmanlara başlayalım. Birazcık kayalım ve süpürelim. Alifciğim, bu kayma aşamasına özellikle senin dikkat etmeni istiyorum ki ileride lazım olabilir. Oh, serinledi, vallahi serinledi. Cancım, sen de özellikle süpürme kısmına dikkat et, olur mu? Hah, dedi ha. Gel kardeşim, gel. Şişt, camiller. Bakın. Hadi, Zeki hazır. Orçu hazır. Bir, iki, üç. Sıfır, 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 sıfır. Olmadı. Trafo, bir baksana. Ya nesine bakacağım bu turşuların? Turşu işte. Allah'ım turşu edeyim. Gel kapata. Kıvdırıp durup seni kesiyor. Mami bu eksik be. Herif kıymete bin değil mi? Ha, ne dedin? Elinin körün dedim. Bir kes sesin dedim. Önüne bak dedim. Çarpacağım. Ya ben size demedim mi bu konuyu bir daha açmayın diye ya? Ha? Vallahi bir daha bir şey anlatmayacağım size ha. Şaka maka hakikaten de kesiyor ya. Alifciğim, nasıl ha? İlk antrenman için fena değil, değil mi kız? Ya tek kelimeyle iğrençsin Orcu. Öyle değil mi? Alifciğimi çok üzülüyorum ben. Pizi. Gel buraya. Bak. Kim aldı bunu bakayım? Ne? Kim aldı bunu? Vallahi ben almadım. Orçu aldı. Ha. Yapma. Sen ne yapıyorsun? Ben sana demedim mi? Allah. Olmadan hiçbir şey yapmadım. Sen nasıl bir adam? Sen ne zaman adam olacaksın? Ya rezil oluyoruz. Rezil oluyoruz kızların yanında. Rezil oluyoruz ya. Zeki. Zeki. Formülerle ablacığım, sen zahmet etme, ben taşırım. Hey hadi yürü taşı. Hadi çabuk, işim var çabuk. Hadi. Naca. Bakıyor mu? Bakıyor, bakıyor. Bakıyor mu hala? Bak, ne yapacağız? Bilmiyorum ama bakıyor. Şimdi bakıyor mu? Hala bakıyor. Ben gidiyorum o zaman. Gidiyor hala. Ben bir nefes alayım. Oksijen alayım, bir şeyler alayım.
Söyle, mahalleli gibi yürümek lazım ki anlaşılmasın. Onu iyi düşündün. Bu Paşa kahvede olmadığına göre okuldan daha mahalleye gelmemiştir. Merak etme, er ya da geç gelir. Çünkü bu baroş horozları kendi mahallelerini, kendi çöplüklerini pek severler. Zeki nerede kaldı? Ayrıca sen onu niye çağırdın şekerim ya? Z planı için oğlum. Yani olur da her şey bizim üstümüze kalırsa onu öne atıp kaçarız diye. Ha, güzel planmış peki. Devam. Paşa 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 paşa. Paşa 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 paşa. Ya böyle çocukluğumdan beri yani böyle mesela böyle mamişko istedim. Önüme böyle demet demet değişik değişik çaklıklar böyle serildi. Ondan sonra tabii mesela uçan balonsa uçan balon. Böyle konan balonsa konan balon. Konan'ın bebeği bile oldu. Yani anneşkom ben ne istersem yaptı. Ya babamı da böyle çok yaban atmayayım. O da elinden geldiğince yaptı. Ama yani böyle başarıdan başarıya koşan, hayatımda her istediği elinde olan bir çocuktum ben. Ama ben peki neden mutlu değilim şimdi yani doktorum ya? Ay böyle böğrüm böyle var ya böyle şiş şiş Allah şiş yani. Böyle nefesim daralıyor yani. Hani böyle o special böyle çok pahalı konserlerde böyle hani uçan böyle kalpten böyle balonlar olur ya böyle hani ölden ele dolaşır. Ha işte o balonlar gibiyim böyle hani böyle Daniel'ın bir tanesi böyle gelir o elinde böyle sağlığa zararlı böyle ucu yanan maddeyle böyle diye böyle patlatır. Ay yani onlar gibi yürüşkom yani. Öncelikle kendinizi Türk psikologlarına emanet ettiğiniz için tebrikler. Sonralıkla derdin nedir canım? Direkt bana söyle. Ben senin psikoloğun sayılırım. Gerçi psikoloğunum ama çocukluğunu bilirim senin. Onun için çocukluğundan başlayarak anlatma istersen. Yoksa aşık mısın? Hı? Yani bu böyle aşk gibi bir şey değil. Böyle aramızda böyle böyle o kadar büyük bir böyle o kadar çarpıcı bir çekişme, bir hoşlaşma var ki. Çok tuhaf. Git konuş onunla. Ya da parasını ver. Başkası konuşsun senin yerine. Konuşamam. Konuşamam doktorum. Çünkü aramızda böyle sınıf sınıf fark var. Başka sınıfta mı okuyor? Öyle değil yani. Hani böyle sosyal sınıf farkı var doktorum. Yani mesela ben A plus'ım. O böyle totalde seyiriyor böyle. Yani mesela o böyle hayvansal gıdalarla beslendiği için daha böyle hayvansı, böyle vahşi, erkeksi bir kokuya sahip. Yani ben de böyle esanslı bir kızım. Yani şimdi böyle vücudumun böyle yani sayamayacağım kadar çok yerinde, yani böyle değişik değişik yerlerinde farklı esanslarım var. Yani işte böyle garip bir durum yani. Arada fark var. Şu senin serserilerin elinden kurtaran çocuk değil mi? Ay acaba ben size söylemişim de siz oradan mı biliyorsunuz doktorum? Evet. Senin gibi zengin, parçalanmış bir aile yapısına sahip, narin bir insan için korunma içgüdüsü ve pastoral bir hisse sahip oluyor. Yani? Yani olur böyle vakalar, Türk psikologları halleder. Ya ben şimdi rahatlamam mı gerekiyor anlamadım. Evet. Rahatlaman gerekiyor. Peki ben? Acaba bu koltuk yüzünden mi rahatlayamadım? Rahatsız koltuk. Beyinde bir korteks vardır bilir misin? Ben bilmem öyle şeyler ya. Allah. Güzel. Yani. Geçer geçer kurtulursun. Hadi alayım bakayım ücreti. İnsan olalım dedik. Bari ben de bir... Oh çekeyim oh. Ya arkadaşım niye bırp kızıyorsun ya? Niye kızıyorsun? Kızma kaybolmuşum işte. Tamam da Zekicim biz sana niye kayboldum diye kızmıyoruz ki. Niye kayboldum diye bizi aramadın diye kızıyoruz. Tatlım zaten ben kaybolduğumu anlayana kadar kaybolduğumun farkında değiliz.
Ama yine ne yaptın, ne ettin? Geldin, bizi buldun şekerim. Ne yaptın lan kolba? Dur canım, dur. Sakin ol. Tutma, yaparsan öldürürüm seni. Nasıl buldum diye sormayacak mısın? Bir sorsana Allah aşkına, nasıl buldum diye. Nasıl buldun? Sen buldun be. Çok iyi buldum. Özellikle seni. Seni çok iyi buldum. Bayağı şey olmuşsun sen böyle ya, artist böyle. Kasmaz. Ha? Kilomu verdin sen. Bayağı peki, verdin sen. Geyiği kes de nereden buldun bizi söyle. Tamam, anlatıyorum. Ben şimdi bu mahallenin kahvesine gittim. Oradaki elemanlara dedim ki, mavi tişörtlü, sarı pantolonlu, cips mi cips giyimli, yakışıklı mı yakışıklı, böyle artist gibi dolaşan birini gördünüz mü dedim. Onlar da yolu gösterdi, çok basit. Cancığım ne iyi olmuş değil mi mahallenin delikanlıları gibi dolaşmamız. Kimse anlamamış bizim buraya yabancı olduğumuzu. Yabancı mı? Biz buranın yabancısı mıyız? Ha? Nereden, uzaydan mı? Alien miyiz biz? Vallahi senin bizden olmadığın kesin de sen nesin bilmiyoruz. Nasıl sizden değilim? Kimim ben? Ha? Kimim ben? Kimim? Ben de bu yörenin insanı değil miyim? Bana da galuga yapma. Biz de gerektiği zaman bu mahallenin insanı olabiliyoruz arkadaşım. Cimbom geçiyor. Görüyoruz Cimbom'un geçtiğini. Cimbom değil o. Sarı kız. Yürüyüşteki endamlı lan. Bence ne yapalım biliyor musun? Bir gidip direkt sarı kıza soralım. Bayram Paçalı'nın yerine. O kesin söyler. Çok iyi arkadaşlar çünkü. Yürü. Sarı kız! Vuruyorsun ya. Niye vuruyorsun? Hak ettin sevgilidik. Ulan köpek. Yemin ederim köpek. Şşt lan. Bırak lan köpek. Ne bakıyorsun o ayağıma? Akuncu. Akuncu. Kulu 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 kulu. Lan tamam be. Tamam. Güney. 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 Mahremin dikizlemeye utanmıyor musun? Özel hayat diye bir şey var değil mi? Ben senin mahremin dikizliyor muyum? Evet dikizliyorum. Ama neyse konumuz bu değil. Ayrıca biz bu yıkık dökük harabe kiliseye geldik ki. Ayrıca olay iyicene bir muamma haline gelmiyor değil. Farkında mısınız bilmiyorum. Zeki, seni normal şartlarda ağzını yüzünü kırıp bırakmam lazım. Ama şu anda sessiz olmamız gereken ulvi bir ortamdayız. Ses etmiyorum. Demek bu baroş kumrularının aşk yuvası burasıymış ama. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu öğrendiğimiz çok iyi. Bayağı iyi oldu bunu öğrendiğimiz. Ben hemen Vatikan'ı arayayım. Vatikan'ı arayacağım papaya. Diyeceğim ki babacığım bak bunlar kiliseyi başka amaçlar uğruna kullanıyorlar. Kiliseyi aşk yuvası yaptılar. Kilise elden gidiyor. Peki. Bu iki oldu. Şansını biraz daha zorlarsan senin gırtlağını sıkarım. Tamam can sen de çocuğun üzerine fazla gittin ama artık. Evet abi çok ileri gittin yani. Bunu aldım artık ya. Yeter. Çok o kadar ileri gidiyorsun ki zaten. Hayır yani tamam çocuğun aklı biraz farklı çalışıyor ama bu kadar da olmaz. Evet mi? Çok yordun bizi. Gidiyorsunuz siz be. Neyse beyler. Biz biraz uzaklaşalım. Bu görüntüyü sadece bizim görmemiz birilerine haksızlık olur değil mi? Zeki ne yapıyorsun? Saklanıyorum. Niye? Nasıl? Gelirken saklandık ya. Benim Zeki ile muhatap oldum. Bu sefer biraz haklısın galiba. Buuu! Fırki. Fırki.
Ne yapıyorsun? Telefon açıyorum. Onu görüyoruz, onu anladım telefon açtığını. Ayrıca fikir benim fikrim değil mi? Ben orada sana söylemedim mi telefon açalım diye? Niye çalıyorsun? Fikir hırsızı mısın? Senin fikrin mi? Evet. Arayalım demedin mi? Papayı. Alo Ferit. Benim ben Furkan. Abi senden bir şey isteyecektim. Bir adres vereceğim de çok acil oraya gelmen gerekiyor. Evet evet çok acil. Çok önemli. Tamam ben sana adresi veriyorum şimdi. Canocuğum. Gel gel bir şey yap. Bak ben Furkan'ın ne yapmak istediğini çok iyi anladım. Bayrampaçalı gizlice kiliseye geliyor ya. Bunu herkese söyleyecek. Sal sularda boğulasın inşallah sevgili Zeki. Tamam hadi görüşürüz. Alo Elçin. Hayır bir şey istemeyeceğim. Hayır bir şey vermeyeceksin de ben sana bir adres vereceğim. Senin acil olarak oraya gelmen gerekiyor. Evet. Dedim ya benimle alakalı değil. Tamamıyla seninle alakalı bir durum. Çok acil diyorum evet gelmen lazım. Adresi veriyorum ben sana. Cancığım. Burada seni konuşturmam gerekiyor. Lafa tutmam gerekiyor biliyorsun değil mi? Niye? Nasıl niye? Öyle olur ya telefon numarası söyleyecek falan. Adres mi adres? Adres söyleyince. Nerede hep öyle. Tabii başka bir yere gidiyor. Evet. Öyle olur. Öyle değil mi? Bunlar hep öyle. Bunlar hep öyle. Bunlar hep öyle. Nasıl geçti? Geçti. Geçti bizim için yeterli bir cevap değil. Yani hani geçtiğini biliyoruz. Nasıl geçtiğini öğrenmek istiyoruz. Ay bir sus. Nasıl yani? Tatlım. İyi misin sen? Böyle manalı bakışlar, böyle aklı başında davranışlar, konuşmalar. Sorun Polenler'deymiş. Polen derken? Yani polen bende beyin alerjisi yapıyormuş. Ona geçti. Yani. Tamam geçti. Nasıl geçti? Ay bir konuya dönsek. Ay geçti işte ya. Doktorum geçti dedi. Tamamen unuttun dedi. Unuttum. Yani bir daha muhatap olmayacaksın o hobbitle. Tabii. Yani hiç muhatap olmayacağım. Yani zaten benim gibi renkli bir karakterin yani böyle siyah beyaz böyle bir aşk filminin içinde ne işi var ayol? Ne işi var? Yani ben de böyle yani şoförüne aşık olan zengin kızdım tabii. Siz de buna inanmazsınız. Ben de inanmam değil mi? Ben inanmam. Vallahi ben sana inanırım. Ben de kendime inanırım. Yani böyle büyük ihtimalle bende böyle vıdı vıdı büyüsü var ya öyle bir şey vardı. Vudu vudu. Sen bana vudu vudu yapma. Bak bir de zaten sıcak sağdan soldan geliyor ağzına yapıştırırım. Yani o küçük Samet'in zaten yani ne olabilirdi ki yani. Ya, unuttum ben gitti yani. Bak moralim böyle yukarılarda böyle atlarda kalanlarda. Bir daha da öyle kolay kolay tavanlardan aşağılara inmez çıkıyorum. Ama zaten sana adam mı yok? Ne yapacaksın o sardalyeye takıldın yani? Tabii yani. Kesinlikle yani. Yani öyle kolları kaslı diye. Ay böyle yani beni 3-5 tane erkeğin arasından kurtardı diye. Ondan sonra beni her zaman koruyabileceğine inandığım için falan. Yani cinsle aşık olacak halim yok değil mi yani yok. Yani zaten onlara ancak boros kızlar aşık olur. Biz marka olmayan şeyleri sevmeyiz zaten. Bir marka ya. Ay, ya da trafik marka. Ya da ikisinden biri marka. Ya da ikisi de marka. İkisi de marka değil, ikisi de sana göre değil. Kızlar ben size bir şey söyleyeceğim sanırım. Şimdi siz böyle bir derin nefes alın. Mert aşık olmadığını söyleyecek değil mi? Tabii tabii. Şimdi... Kızlar. Ben var ya. Hemen galiba böyle. Böyle biraz acıklı bir şey ama. Hemen sanırım. Ben galiba Mert'e aşık oldum. Ben de çok fena aşık oldum. Onu söylerim bile ben. Hayır. Yok. Yok. Hayır. Nereye gitti bu Zeki? Ne bileyim ben. Şöyle işeyip gelecekti ama.
Fırki. 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 Fırki, fırki, fırki. Ne var? Ne var? Gözüme bak konuşurken ben. Şimdi bu Elçin'le Küçük Bey buraya gelirken benim gibi kaybolmasınlar. Herkes senin kadar mı şekerim? Böyle diyorsun. Fırki. O değil de bu Bayrampaşalı'ya herhalde kardeşin Gülcan kimlerle fingirdeşiyor adlı fotoğraf çalışmamızı göstereceğiz değil mi şekerim? Tabii canım, yoksa kişisel fotoğraf sergisi açıp adamın gelmesini bekleyecek halimiz yok herhalde. Dur. Ne yapıyorsunuz? Eğer siz şimdi Bayrampaçalı'ya Gülcan ve jeneratörü anlatırsanız yemin ederim Bayrampaçalı onları mahveder, mahveder, diri diri öldürür. E zaten biz de onu istiyoruz. Öyle diyorsun. Biz var ya, kontrolsüz kötü olduk ya. Evet, bayağı kötü olduk. Eskiden sempatik kötüydük, şimdi bayağı kötü kötüyüz. Çok kötü olduk. Bayağı az da kötü olduk. Değil mi? Çok kötü bir şey. Kötü bir şey. Elçin'in söylediği filme gitmek istiyor muydun? Yani. Evet, merak ediyordum. Çünkü çok sevdiğim bir yönetmenin filmidir. Yani benim yüzümden gidemedin. Deli misin sen Gülçiçek? Ben burada seninle olmayı, Kan Film Festivali'nde olmayı bile tercih ederim. Tabii Kan sahillerinde ünlü olmaya çalışan foto modellerin özel bir çağrısı olursa başka. Güney. Acıdı be. Acısın, oh. Delilenme hemen, şaka yapıyorum. Eğer öyle bir teklif gelirse merak etme, Orçay'a yollarım ben. Orçay'ı kanslarından bile almazlar. Festivalden iptal olur. Orası öyle. Beni de seninle benzettin salak. Neymiş o çok önemli olan şey? Birazcık sabret canım. Birazcık sabret canım. Bak ben de sabahtan beri bekliyorum değil mi? Furkan, bak bu işin içinde bir oyun varsa kötü olur. Bu işin ucunda bir oyun olduğu doğru. Ama ben bu oyunun bir parçası değilim. Ne saçmalıyorsunuz oğlum siz? Niye çağırdınız bizi buraya gece gece? Küçük Bey, biraz sabretmeyi öğren şekerim. Ya bak oğlum, ne söyleyecekseniz söyleyin, gideceğiz. Vallahi bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama gösterecek çok ilginç bir şeyimiz var. Ne uzun! Bana bak, atar atarlı konuşma benimki. İlginç, gerçekten çok ilginç. Özellikle mesela bu filmlerde gördüğün dört bacaklı, altı kollu yaratıklar falan var ya... onlardan bile bayağı ilginç, çok ilginç yani. Furkan bak, gece gece çağırdın geldik. Ne göstereceksen göster, bu Zeki'nin salakça şakalarını dinlemeye gelmedik herhalde değil mi? Ben gidiyorum şimdi. Yanamıyorum ya, sen de Elçin ya. Yok böyle bir şey. Tamam tamam. Madem öyle, o zaman artık sevgililerinizi görmeye hazırsınız. Sevgili... nasıl yani ya? Nasıl yani olduğunu siz gördükten sonra karar verin ha? Cimbom evinde. Amcası gelecekmiş. Vay vay vay. Demek Orço'nun Milano'daki amcasından sonra ikinci hayali amca. Bak Güney, şu an Dizel'in kafesinde çalışıyor. Ya şu an ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamadım ki. Vallahi Dizel'in kafesinde şu an kim var bilmiyorum ama... Bayrampaşalı'nın kafesindeki kuşun nasıl pırpır ettiğini göreceksiniz. İsterseniz siz şöyle önden buyurun. Protokolden izlersiniz. Kırmızı halımız yok ama artık idare edeceksiniz böyle. Soldaki ilk yanmış kiliseye giriyoruz. Devam. Güney. Efendim. İki günün birisi gitti, biri kaldı. Ben Arafet'le nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Of, nasıl bu duruma geldik ya? Sonuçta senin sevgilin her zaman bendim. Aksini söyleyeyim mi oğlum Gülçek? Açıkçası evet, işimiz biraz zor. Ama bir şekilde söylememiz gerekiyor işte. Eğer biz biraz daha söylemezsek... ben senin ne zaman gözlerine baksam...
gelecekteki çocuklarını gördüğümü anlayacaklar. Yüksek. Pardon. Yıldızlar.